arada kış bitti. Yani en azından Antalya'da bitti. Bugün 27 Mart, pazar. Saat 11 suları. Biz de artık baharın gelişini kutlamak amacıyla ve artık kışın çok sıkıldığımız için kendimizi doğaya attık. Aslında kendimizi doğaya dün atacaktık ama erken uyanamadığımız için bugün attık. Bugün Gelidonya Feneri'ne gideceğiz. Gelidonya Feneri Antalya'da bulunuyor. Antalya merkezden yaklaşık 100-110 kilometre uzakta Adrasan'da bulunuyor. Adrasan'a da bir 8 kilometre falan olması lazım. Gelidonya Feneri'nin özelliği Türkiye'nin en yüksek fenerlerinden biri olması. Araçla ulaşım bir yere kadar yapılabiliyor. Sonra yürüyüş yapmamız gerekiyor ve biraz zorlu bir parkur olduğunu biliyoruz. Ve de Likya dilinde kırlangıç anlamına geliyormuş Gelidonya. Kaledonya demekmiş aslında. Önce kırlangıçlar buraya göç etmiş. O şekilde burası inşa edilmiş galiba, öyle okumuştum. Sonra da Gelidonya denmiş. Daha sonra açılışı 1936 olarak biliniyor. 3 nesildir de aynı aileden birisi bekçilik yapıyor. Bunları okudum. Biz aslında oraya kamp atmak istiyorduk. Ama yolu çok zormuş ve tatlısı yok, elektrik yok. Biz de biraz keyifçi olduğumuz için kampa her şeyi götürmeyi seviyoruz. O yüzden kamptan vazgeçtik. bu günübirlik trekking gibi bir şeyler yapmaya karar verdik. Şimdi yoldayız, Kemer tarafındayız. Adrasan'da papaz koyunda mıydı? Adrasan'da papaz koyunda kahvaltı yapacağız. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Korsan koyunmuş. Adrasan'da Korsan koyunda kahvaltı yapacağız. Sonra yola devam edeceğiz. Bir yerden sonra arabayı bırakacağız ve yürüyüş. Bakalım nasıl olacak. Korsan koyu yolundayız şu anda. Manzara çok güzel. Tabii şöyle aşırı elimizde bir şeyler olduğu için çok da iyi çekememekle birlikte hava mükemmel. Korsan koyuna geldik. Korsan koyu mükemmel manzarada bir yer. Zaten insanlarda çok fazla çok tercih edilen bir yer. Biz burada geçen yaz kamp yapmıştık. Bu noktada. Orası da güzeldi. Burada böyle kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. Taner yumurtamızı pişiriyor. Bakalım yumurta pişiyor. Bu da kocam. İnşallah sesim iyi geliyordur. Böyle bir manzara yani. Şöyle alayım. Biraz da kendimi çekmem gerekirse. Korsan koyu gerçekten çok güzel. Yazın çok kalabalık oluyor. Buraya geleceklere gerçekten bahar aylarına gelmelerini tavsiye ederiz. Bu sefer de baharda çok kalabalık olacak. Çok güzel ya. Suyu falan çok berrak gördüğünüz gibi. Şurada bir yer göstereceğim. Şurada bir şey var. Merdiven. Aa, bu taraf gösteremiyorum. Şuradaki. Şöyle şu. Neyse bu. Tamam. Onun üstüne çıkıp falan yüzmek, atlamak gerçekten çok keyifli oluyor. Buraları koyar mıyız bilmiyorum. Böyle. Bu da küçük tatlı kahvaltı soframız. Gelidonya Feneri için arabamızla gelebildiğimiz son noktaya kadar geldik. Yani bizim için son nokta. Çünkü yerler biraz kötü. Taşlı yani. Arabayı biraz yoracak şekilde böyle. Şimdi yürüyeceğiz. Bize böyle bir manzara eşlik ediyor. Mükemmel. Biraz yol manzaramızı göstermek istiyorum. Bu da benim manzaram. Yani mükemmel bir manzara. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Çok güzel. Şimdi trekking yolumuz başladı diyebiliriz. Bir süredir yürüyoruz. Manzara mükemmel, biraz önce bahsettiğim gibi. Normalde burada çiçekler oluyor. Mesela nergis çiçekleri. Birkaç önce nergis çiçekleri vardı yani. Şu an anemon çiçeği denilen bir çiçeğin mevsimiymiş.
Onu bulmaya çalışacağız. İnşallah denk gelebiliriz. İnşallah koparmak yasak değildir. Bunu bir internetten araştıracağım. Hava çok güzel. Sonunda bahar geldiği için çok mutluyuz. Kaledonya Feneri yokuş turu başlıyor. Buradan yokuş tırmanacağız. Trekking oluyor. Bunun adı galiba trekking. Biraz zorlu bir yol gibi görünüyor. Kalın. Buyurun Taner Bey. Kilometrelik yolumuz daha var. Bakalım nasıl geçecek. Düşme ihtimali yüksek olduğu için gönül önden gidiyor. Evet, yol çok güzel. Rüzgar da almıyor. Mis gibi. Üşümüyoruz. Yaşasın bahar. Bunlar duruyor. Parkurun ortalarındayız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Daha bir 300-400 metre gittik. Ama bence o kadar zor değil. Yaşasın. Bu da bizim köyün delisi. Hadi beni burada çek. Foto çek bari. Bırakamıyorum. Bence artık parkurun ortasındayız. Parkuru hala çok zor bulmadım. Yani o kadar da zor değil bence. Yol bazen de taşlar var. Sadece eğer buraya gelecekseniz kalın tabanlı bir ayakkabı. Buranın altını çizin. Kalın tabanlı bir ayakkabı gerekiyor. Çünkü ince tabanlı bir ayakkabıyla ya da sandalet gibi bir şeyle gelirseniz bence zorlanırsınız. İkimizin ayakkabısının tabanı da kalın olduğu için hemen zorlanmıyorum açıkçası. Bilmiyorum, herkes çok zor çok zor falan dedi. Yolda yanımızdan geçenler de işiniz zor falan dedi. Bence değil. Tamam. Şimdi ne yaptık? Mola verdik. Seninle konuşmak ister misin? Konuşacak takatim yok. Konuşacak takati kalmamış. Taner Rıfat Coşkun biraz yoruldu. Bu parkur onu biraz yordu. Beni çok yormadı. Ben çok hoşuma gitti. Çünkü sonuçta bugünün amacı bu parkuru yürümek. Hani burası bir yol değil bizim için. Bir amaç yani. Böyle bakıyoruz olaya. Biraz kalabalık insanlar çok tabii ki güzel havanın şeyini gören herkes gelmiş yürüyor. Biraz ben yalnız olmayı seviyorum bu tarz yerlerde. O yüzden biraz mola verdik, insanlar biraz önden mesafeyi açsın diye. Bir su içtik. Bu kadar. Şimdi bir tane yol ayrımına geldik. Çok hızlı ve engebeli gerçekten. Bir de bu taraftaki yol var. Biraz daha uzun ama daha engebesiz. Biraz önce Ruslarla akıcı bir şekilde İngilizce konuştum. Burayı çekemedik. Yes, thank you. Long dedim yani, güzel. Yolun sonlarındayız. Engebe arttı. Engebe ve yokuş çok arttı. Hatta kayalıklar da bayağı çok. Son düzlükteyiz. Son yokuş. Ufaktan fener göründü. Değdi mi değdi. Fener'e geldik. Burada bir terası var. Kamp kurmak isteyenler de bu terası kullanıyorlarmış genelde. Bir daha varmış. Thank you.
Senere geldik. Şu an kahve molası verdik. Aşırı keyifçi insanlar olduğumuz için gittiğimiz her yerde kahve içmemiz lazım, oturmamız lazım, bir şeyler yememiz lazım hastalığına yakalanmışız. Düzenimizi kurduk. Şimdi moka potumuzla kahvemizin pişmesini bekliyoruz. Daha yeni koyduk ama. Manzara çok güzel. Fener çok güzel. Bekle. Şu an dönüş yolundayız. Kötü taşlı bir alan vardı, çıkarken göstermiştik. Tabii orada kamera açamayacağımız için çekmedik. Yani inmek bence çıkmaktan daha zor, çünkü sürekli frenli inmek zorundasın. Ama inmek de çok keyifli, daha sakin olabiliyorsun yani. Hava yine çok güzel. Allah'ım, bin kere hava çok güzel dedim ya. Bu kış bizi aşırı yıprattı. Yine aynı güzel manzara. Fotoğraf çekerken bayağı oyalandık tabii. Aslında orada oraya gelirken biraz böyle kahvenizi, kuru yemişinizi, belki çikolatanızı böyle çok yer tutmayacak. Ama size enerji verecek şeyler götürmenizi tavsiye ederim. Çünkü çıkarken bayağı hani vücut yoruluyor ve enerjiye ihtiyaç duyuyor. Biz biraz da keyifçi olduğumuz için yanımızda yiyecek içecek taşımayı seviyoruz. Sırt çantalarımız biraz ağırdı. Ama yine de buna değdi. Şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Her yer mis gibi kokuyor bu arada. Hani gerçekten o baharın kokusu gelmiş yani. Keyifli bir trekkingdi bence. Orası da keyifli. Hani böyle bir örtü götürürseniz oturabileceğiniz yerler var, banklar var, seyir terası gibi bir yer yapmışlar. İnşallah çekmişizdir orayı da. Orası var. Çektin mi seyir terasını? Çektim. Tamam, çekmiş Taner Bey. Bu şekilde. Yani güzel bir trekking, güzel doğayla böyle iç içe bir yürüyüş, güzel bir manzara, temiz hava. Bütün bunları size sunan bir etkinlik bu. Gelmek isteyenlere ben şiddetle tavsiye ediyorum. Ama yani çocuklarıyla gelecekler özellikle mesela. Bir şeyler göze alsınlar, çünkü çocuk için parkur bence o kadar kolay değil. Ya da böyle astımı falan olanlar, hani çabuk yorulanlar için de zorlayıcı olabilir. Ya ben çok zorlanmadım açıkçası. Tabii ki yorulduk. Ama çok zorlanmadık. İşte yavaş yavaş alçalıyor. Bu şekilde. Biraz yürüyelim şimdi. Daha sonra bir şeyler eklemek istersek ekleriz. Tam yürüyüş rotasının sonuna geldik bizce. Birazdan arabamıza bineceğiz. Ve döneceğiz. Ve evimize döneceğiz. Gerçekten keyifli bir gündü. Biraz yorucuydu tabii ki. Ama bahsedildiği kadar abartılacak bir yoruculuğu yok bence. Biraz önce bahsettiğim gibi kalın tabanlı ayakkabılar, su ve enerji verecek bir yiyecek içecek taşıdığınız sürece yanınızda bence çok keyifli. Ama özellikle içtiğimiz su şişelerini, yediğimiz şeylerin çöplerini lütfen yanımızda götürelim. Bu da kamu spotu, kamu spotu. Sigara izmaritleri, sigara izmaritlerinizi atmayalım. Mesela biri çekirdek yiyordu ve yere atıyordu. Ve bunu doğal karşılıyor. Yani bu çekirdektir bu şu. Bence çekirdekle atılmamalı. Lütfen çekirdeklerinizi de atmayın. Biraz bilgi vermeye, biraz da bugünü nasıl geçirdiğimizi anlatmaya çalıştık. Çok amatör bir video oldu evet belki, ama biz keyif aldık. Evet. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Yasin!